İşte o ses röportajları devam ediyor. Bakın yanımda kim var? Aziz Güngör. Aziz abicim nasılsın? Hoş geldin. Teşekkür ederim. Renk kattın, renk kattın. Seninle burada olmak, bu röportajda olmak ne kadar keyifli bir şey. Şöyle bir geçmişe doğru gidelim ve hikayeni senden dinleyelim abi. Peki. Yıl 1989. Biraz yüksek bir enerji var. Daha operada çalışıyoruz. Operada, evet. 89'da boş, operada. Boş vakitlerimiz var. Evet. İkinci bir iş arayışındayız. Hı hı. O sırada solist arkadaşlardan biri Bülent Atak. Onun bir dayısı varmış yine Bülent. Senkron diye bir yeri sahibiymiş. Evet. Onlar eleman arıyorlardı. İşte Rabat'ın evet. Orada. Böyle bir grup kattınız, yani Senkron'a gittiniz. 10-15 kişi falan gittik. Hı hı. Ama çoğu geri döndü. Bir Ayhan'da ben kaldım. Ayhan, Kahya ve Aziz Güngör evet, Senkron'da çalışmaya başladılar. Sene 80? 89. Evet. İlk gün Nedret Denizhan vardı masada. Evet. Abi dedim bu işin püf noktası nedir? Öyle bir düşündü. Sabır. Beklemek. Ve hala bu beklemeyi yapıyoruz yani. Bekliyoruz zaten. Hala bekliyoruz. Neyse. Rabarba'yla başladık. Çok yoğun bir yöneldi. Sine 5 filmleri yapıyordu. Sabahlara kadar çalışıyordu. Sabah 10'da başlıyorduk. Gece 2'lere, 3'lere evet. kadar hatta, çalışıyorduk. Bir gün ev telefonu aldım. Cep telefonu yok. Eşimi aramışlar. Sabah 5. Yarın 10'da Aziz Bey'in kaydı var demişler. Eve gittim. Ya sen neredeydin? Çalışıyorduk. 5'te sana seans verdiler. Sabah 10'da gelsin diye. Dedim 10'da en üst katta, en alt katıyız. Aşağıda kim var değil misin? Otomatik ben veriyorlar dedim. Peki opera macerası o da Beyoğlu'nda yürüdüğünü ve bir ilan gördüğünü hayır, biliyorum hayır, ben. Hayır, öyle, öyle bir şey, öyle bir rivayet dolaşıyor ama. Operaya mı dönüyoruz? Operaya dönelim ki o da çok önemli güzel bir anı çünkü. Aslında gazetecilik yüksek okulunda. Gazetecilik okuyorum. Yüksek okulu. Vay arkadaşım. Muhabirlik de yaptın. Yaptım. Yaptın. Vay arkadaş. Son sınıftaydım. Bir gün Taksim'e Bezmi diye bir arkadaşımla dolaşmaya çıktık. Evet. Ya dedik bu sefer ters gidelim. Hani Beyoğlu'na Galatasaray'a doğru gidiyor. Bu sefer dedik Nişantaşı'na doğru gidiyor. Geçerken bir baktık radyo evin önünde büyük bir kalabalık. Kızlar, erkekler, sazlar, gitarlar. Ne oluyor dedik. Cıvıl cıvıl bir topluluk var. Gittik baktık. TRT çok sesli. Orası imtihanı yapılıyor. Evet. Arkadaşım, gel Gırgır'la biz de yazılalım. Neyse yazılalım. Sıra bana geldi. Girdim içeri. Dalgadayım. Şakayla ne karışık başlayan ha, bir hikaye. Ha, çok enteresan. Ne evet. söyleyeceksin? Bir türkü söyleyeyim dedim. O sabah kulağımda kalmış bir türküyü ben patlattım. O kadar rahat ettim. Hoşlarına gitti. Dediler şimdi geç piyanonun başına. Ne yapacağım dedim. O da duyduğun sesleri vereceksin. İyiydi. Hatırlıyor musun? Hangi? Yapar mısın bir şey? Hayır. Yapabilir misin? Nota basılıyor şimdi. Evet. Dedim nasıl olacak? Evet. Bak dedi Saadet Hanım bir kez yüz altan şanlısı. Evet. Bu piyatta. Böyle yapacaksın dedi. Ama kadın sesini. Kadın sesi. Söyledi. Ben de aynen. Dedim bütün tabii imtihan heyeti yerlerde. Karınları tutarak giriyorlar. Harika, kaç sınıf açmış? Nerede? Basın yayın? Gazetecilik? Gazetecilik yüksek okulu. Çok enteresan yol ayrımları var. Öncelikle gazetecilik yüksek okuluna giriyor, bitiriyor. Hatta bir fiil çalışıyor, değil mi? Çalışıyorum çeşitli gazetelerde. Gazetelerde. Köşe yazısı yazıyor muydun o dönem? İnsan. O kadar değil, peki tamam. Hangi gazeteler hatırlıyor musun? Son Havadis. Son Havadis'te. İşçinin gazetesi. Vay arkadaş. Sonra Beyoğlu'nda dolaşırken böyle bir ilan görüyorsun, sınava giriyorsun, kazanıyorsun. Opera başlıyor, opera hayatın. Opera hayatın başlıyor. Sonrasında da bir grup operacıyla birlikte senkrona gidiyorsun. Evet. Ve yıllardır senin sesini duyuyoruz. Senin sesini çok iyi tanıyoruz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz. Ve çok değerli, çok önemli bir seslendirme sanatçısı oldun. Çok teşekkür ederim. Seyircimiz senin sesini nereden hatırlayabilir?
Bilumum zincirlerden hatırlayabilir. Bir arkadaşım özellikle sor dedi. Hatta onunla ilgili hatırası, anısı varsa bizimle paylaşabileceğini söyledi. Harry Potter'daki performansın olağanüstüymüş. Yaşlı bir adamın konuştuğu bir profesör. Evet. Başrolde. Bayağı da zordu. Murat Şenol'da. Ama bunu başardı. Evet. Güzeldi. Rolün adını hatırlıyor musun? Bir profesör oradaki şirin ihtiyarlardan biri. Aziz Güngör'ün sesiyle izlediniz, hayran kaldınız hatta. Değil mi? İlk olarak o kadar yaşlı birini konuştum. Peki genç arkadaşlara bir tavsiyen var mı deyip toparlayalım. Ne yapsınlar? Bu mesleği yapsınlar mı? Ya da şöyle söyleyeyim, sektörümüzü nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle bir son 20 yılını değerlendirsene bize. Valla son 20 yılda tüm sektörlerde yukarı doğru bir çıkış vardı. Evet. Ama bazen durağandır, bazen meyilli çıkar. Bu sektörde ne yazık ki aşağı doğru. Evet. Neden? Biliyor musun nedenini? Maddi olarak karşılığını alamıyoruz. Hiç kimse karşılığını vermiyor. Vermeyi de düşünmüyor. Sayımız çoğaldı belki ondan mı? Ya da pasta bölündü o yüzden olabilir mi? Yok. Şimdi eskiden değil. 2 tane stüdyo vardı. Şimdi 20 tane var. Ondan değil. Kaç dükkana gidiyorsun mesela abi? 6-7. İyi gidiyormuşsun. İyi para kazanıyor musun abi? Yok. Evet. Son bir mesajın var mı? Gençlerin mesajı şu. Bu iş gerçekten güzel. Seviyorsanız yapın. Ama yine cebinize ikinci bir meslek olsun. Mesaj alınmıştır. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İşte o ses röportajları devam edecek. Prodüksiyon büyüdü, fark etmişsinizdir. Artık mikrofonumuz var. Evet. Hepinizi Facebook Liyakat grubuna bekliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.